Cülmeten selamünaleyküm. Bugün sizlere Abdülkadir Turan'ın kaleminden çıkmış olan İsa'nın Oğlu adlı romanından biraz bahsetmek istiyorum. Daha önce aynı yazarın Selahaddin Eyyubi adlı kitabından bahsetmiştim. Kitap hakkında çok kısa bilgi vermek istiyorum. Selahaddin Eyyubi adlı tarih romanı gayet akıcı, bağlayıcı ve bilgi veren bir kitaptı. Bana tarihi sevdiren, tarihe merak salmama sebep olan bir kitaptı Selahaddin Eyyubi adlı tarih romanı. Tarih bilgilerin yani okurken sıkılmamamız adına romanlaştırarak, biraz da betimleyerek anlatılmış olduğu o kitap gerçekten bana tarih sevdi. Sizin de tarih sevmeniz adına ve tarih sevdirmeniz adına okuyabileceğiniz ve okutabileceğiniz, hediye edebileceğiniz bir kitaptır Selahaddin Eyyubi adlı tarih romanı. Kitap hakkında daha detaylı bilgi bizim önceki videolarımızda mevcuttur. Okuyabilirsiniz. Kitabı da okumanızı tavsiye ederim. Böyle bir giriş yapmayı uygun gördüm. Şimdi size bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Bu kitap günümüzde de hala sürmekte olan ırkçılık hastalığının nasıl doğduğunu anlatıyor. Şöyle ki Osmanlı'nın bir ilçesine ya da kasabasına bir komutan gönderilir. Yalnız Fransız istihbaratı o komutanın o ilçeye gitmeden önce yolunu keser. Bunu katleder ve onun kimliği alarak kendi Fransız komutanlarına verir. Ve o komutan bir Osmanlı subayı askeri gibi o kasabanın ilçenin başına gönderilir. Kasabada bulunan Müslümanlar, Hristiyanlar, Mecusiler, Süryaniler hep bir arada kardeşçe zamanında dost yaşamasına rağmen, birlik içerisinde yaşamasına rağmen o Fransız komutanlığından sonra işler değişir. O Fransız komutan o kadar büyük oyunlar yapar ki oradaki Türkleri Kürtlere, Kürtleri Türklere düşürür. Müslümanları Hristiyanlara, Hristiyanları Müslümanlara düşman eder. Yaşanan olaylardan sonra Müslümanlar Hristiyanların gözünde canavar gibi bir hal almaya başlar ve göç etmeye başlar Hristiyanlar. Günümüzde de hala bulunan bu hastalıklardan bir tanesi şudur. Bazı Kürtlerimiz Türklere, bazı Türklerimiz Kürtlere ya da Araplara ya da diğer ırklara karşı bir ön yargı besler. İçlerinde bir pürüz besler, içlerinde bir hastalık besler. Bazılarımızda bu hala mevcuttur. Bu hastalıkların, bu ırkçılık tohumlarının asıl sebebinin nasıl doğduğunu, nasıl bir araya geldiğini bizlere anlatan bu kitap çok net bir şekilde bunun sebebini anlatmıştır. Bu tohumların nasıl serpildiğini, şu anda nasıl fidan gösterdiğini anlatmıştır. Daha da somut bir örnek vermek gerekirse, zamanında bu ülkenin askeri gibi görünen zalimler, namussuzlar bu ülkenin halklarına zulmetti. Ve bu ülkenin halkları çareyi dağlara çıkmakta, savaşmakta buldular. Bundan dolayıdır ki hala günümüzde bu ülkenin milletleri dağlardadır. Yani yine bu ülkenin milletlerine kurşun sıkmaktadır. Yani bunların asıl sebebi düşmanlarımızdır. Ve içimizde biraz dahi varsa bu ırkçılık hastalığı, biraz daha varsa bu milliyetçilik hastalığı ve bizler gerçekten dinimizden çok, dilimizi, dinimizden çok, rengimizi ve yine dinimizden çok ırkımızı konuşuyorsak, ön plana çıkarıyorsak, paylaşımlarımıza bunlar öncelikle ise bizler de bu hastalığa tutulmuşuz. Bizler de bu hastalığa tutulmuşuz. Bir insanın dininin, dilini, ırkını, rengini sevmesi çok normal bir şeydir. Ama bunu ön plana çıkartıyorsa, önceliğinde dini yok da bunlar varsa, o insanın kalbinde hastalık vardır. Kesinlikle var. Başka bir açıklaması olamaz bunun. İşte bizi o çok uluslu bir devlet olan Osmanlı Devleti, Osmanlı İslam Devleti çok uluslu olmasına rağmen zamanla o ulusları kopmuştur, parçalanmıştır, birbirine karşı güvensizlik hissetmiştir. Bundan dolayıdır ki şu anda biz bu haldeyiz. Bundan dolayıdır ki o güzelim ülke yıkılıp şu anda Türkiye Cumhuriyeti ülkesi doğmuştur. Yani o insanlar, o bilgisinde yaşayan güçlü, farklı insanlar bir arada bulunan o sık ve kopmaz bağlar sahibi insanlar koptuktan sonra biz bu hale geldik. Bunun başka bir açıklaması olamaz ki. Aynı zamanda şuraya bir örnek de vermek istiyorum daha çok somutlaştırmak adına. Şu anda bizim ülkemize karşı tutulan tanklar, tüfekler, uçaklar yoktur. Bizleri fikirlerle, hayat tarzlarıyla, dilleriyle, dilimizle oynayarak, rengimizle, içimizdeki manevi duygularla oynayarak bizleri yıkmaya çalışıyorlar, bizleri bitirmeye çalışıyorlar. Ne kadar başarabildiklerini kendiniz görebilirsiniz. Ne kadar başarabildiklerini kendimiz görebiliriz diye düşünüyorum. Yani bir şeylerin farkına varabiliyoruz, bir şeylerin farkındayız. Bir şeyleri hissedebiliyoruz. Bu anlattığım şeylerin çoğunu da biliyorsunuz eminim. Ama bu acının, bu ümmet, bu insanlık acısının daha diri tutulması adına bu kitap okunabilir, tavsiye edilebilir ve hediye edilebilir.
Birçok şeyin farkında olmamıza rağmen, birçok şeyi bilmemize rağmen hiçbir şeyin bilincinde değiliz. Benim kanaatim budur. Bilgi değil, bilinç eksikliğimiz mevcuttur. Bu kitap bizlere bu bilinci bir kere daha aşılayacaktır. Bizleri bu noktada bir kez daha silkeleyecektir. Bizlere ne kadar bulunabilir bu hastalık diye düşünecektir. Kitap hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.